Hepinize merhaba. Bugün Çin'i konuşacağız. Çin'de reform ve dışa açılma denilen dönemin 45. yılı. Bunun Çin'e nasıl bir katkı yaptığını konuşacağız. Evet, Deng Shopping düşüncesi diye de geçer aynı zamanda 78'de uygulanan parti kararı olarak sosyalist reform, dışa açılma ve modern modernleşme inşası diye üçlü bir sütunun üzerinde yükselen bir düşüncedir. Peki bunun sonuçları ne oldu? Şimdi tabii sonuçları en iyi karşılaştıracağımız durum 78'deki bir takım ekonomik verilerle 2023'teki verilere daha doğrusu 2023 henüz netleşmediği için 2022'nin verilerine kıyaslamamız gerekecek. Öyle baktığımızda karşımızdaki tablo şu. Çin'in 1978 yılındaki gayri safi milli hasılası 149,5 milyar dolar. 2022'deki gayri safi milli hasılası ise 18,1 trilyon dolar. Yani 44 yılda bu reform ve dışı açılmayla Çin e, gelirini 121 kat arttırmış oldu. Şimdi başka birkaç rakam daha söyleyeyim. E, iyi anlaşılabilmesi için. E, kişi başı milli gelir 190 dolar örneğin 1978'de. E, ama 2022'de bu tam 12.600 dolara kadar çıkıyor. Ve ticaret, dünya ticaretinin şu anda bir numarası biliyorsunuz Çin. 1978'deki toplam ticaret hacmi... 20 milyar dolar iken şu anda 6.3 trilyon dolar ve döviz rezervlerine bugün bakarsak Çin dünya'nın en büyük döviz rezervine sahip ülkesi 3.1 trilyon dolar dövizi var Tabii Çin'deki kamu bankalarını da aslında o dövizlere saymamız lazım kamu bankalarındaki yabancı mevduatları da toplarsak 4 trilyon dolarlık bir döviz var şimdi tabii milli gelir meselesini tek başına hani 121 kat arttı dedik ama daha iyi anlaşılır olması için bir de Amerika ile kıyaslayalım. Bakın Amerika'nın 1978 yılındaki gayri safi milli hasılası 2.3 trilyon dolar. Yani Çin'in 1978'deki gayri safi milli hasılasının tam 16 katı. Fakat Amerika'nın 2022'deki gayri safi milli hasılası sadece 25 1.4 trilyon dolar. Bu da Çin'in 2022'deki gayri safi milli haslasının sadece 1.4 katı. Yani 16 kattan 1.4 kata kadar inmiş. Makas kapanmış. Zaten satın alma paritesine göre biliyorsunuz Çin ekonomisi birkaç yıldır Amerika'yı zaten geçmiş durumda. Şimdi tabii bir de yani bunları sayıları ne kadar çok verirsek verelim bunları akılda tutmak çok mümkün olmayacak. Ben o yüzden en temel şeyleri söyledim ama hani sadece ekonomik veriler değil, alınan patent sayısı gibi gelişmişliği gösteren bir takım sayıları da karşılaştırdığınızda Amerika ile Çin arasındaki makasın kapandığını, hatta bazı konularda Çin'in Amerika'yı geçmiş olduğunu söylememiz gerekiyor ki bunlardan biri de patent. Ve tabii e, somut olarak bunların dışında bir de halkın bireysel olarak hayatına nasıl yansıdı onu da e, belirtelim. Toplam 800 milyon Çinlinin yoksulluktan kurtarılması anlamına geliyor 44 yılın bu sonuçları. Sadece son 10 yılı söylersek 350 milyon Çinli mutlak yoksulluktan kurtuldu. 832 ilçe, 128 bin köy mutlak yoksulluktan çıktı ve biliyorsunuz 2021 yılında da e, Çin... ÇKP'nin 100. kırılış yıldönümü için hedef konmuştu yıllar yıllar öncesinden. Orta halli müreffeh bir devlet olma hedefiydi o. O da gerçekleşmiş oldu. Şimdi tabii bu başarı böyle anlattığımızda Sanki hani sadece reform ve dışı açılma programının bir başarısıymış gibi algılanabilir. Ama öyle değil, kesinlikle öyle değil. Şunu baştan belirtelim, 1949 devrimi olmasa 1978 reformu kesinlikle olmazdı. Şimdi Batı genelde bu devamlılığı yok sayıyor. Yani 1978'i bir başlangıç gibi alıyor reformları devrimden koparmaya çalışıyor böylece ve bu yolla da aslında marksizm Mao Zedong düşüncesinin de üzerine örtmeye çalışıyor. Oysa Çin Halk Cumhuriyeti'nin Batı'nın sömürgesi ve yarı sömürgesi olduğu o aşağılanma dönemi dedikleri dönem ondan çıkarak dünyanın bugün en büyük ekonomisine dönüşmesi öncelikle ve öncelikle devrimin sonucudur. Devrim olmasaydı sonrasında bu sosyalist reformlar da olamazdı. 1949'dan 2023'e o nedenle bir kopukluk yok. Dönemler var doğru. Ee, Mao dönemi, Deng Xiaoping dönemi, hatta kendi içinde sonrasında işte Jiang Zemin, Hu Jintao dönemleri de ayrı ayrı değerlendirilir ve şimdiki tabii Xi Jinping dönemleri ama e, hepsi birbirinin devamıdır. Birbirine bağlıdır. Birbirinin üzerinden yükselen dönemlerdir bunlar ve e, her dönem bir öncekini kapsayarak onu aşan dönemlerdir. Çin'in başarısının bence en önemli nedeni de bu kapsayarak aşma dönemlidir. Sürekli devrimdir. Yani reform diyoruz gerçi onlar ama bunlara aynı zamanda sürekli devrim adımları da diyebiliriz. Şimdi özetleyeceksek 1949'dan Mao'nun öldüğü 1976'ya kadar olan dönem demin de söylediğim Marksizm, Leninizm ve Mao Zedong düşüncesi dönemi diye niteleniyor. 78'den 93'e kadar olan dönem genel olarak Deng Xiaoping düşüncesi dönemi olarak niteleniyor. Bu dönem demin de belirttiğimiz gibi bir, sosyalist reform, iki, dışa açılma, üç, modernleşmenin inşası sütunları üzerinde yükseliyor. Sonra 93-2003 arası e, Jiang Zemin döneminin üç temsil düşüncesi dönemi diye e, nitelenir. Nedir o üç temsil? E, üretici güçlerin gelişme talebi, ilerici kültürün gelişme yönü ve en geniş halk kitlesinin temel çıkarlarının temsil edilmesi anlamında böyle bir niteleme yapılıyor. Sonra 2004-2012 yılları arasında da Hu Jintao dönemi ki ona da bilimsel gelişme görüşü dönemi diyorlar. Nedir özellikleri? Öncelik gelişme, çekirdek her şey insan için anlayışı, temel talep, kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınma temel yöntemde bütüncül yaklaşım deniliyor. Böyle dört özelliği var. 2013'te başlayan ve hala süren Xi Jinping dönemi ki o da Xi Jinping düşüncesi olarak anayasaya girmiş oldu. O da 14 prensipten oluşan ve özetle yeni çağda Çin karakterinde bir sosyalizm doktrini diye nitelenen bir dönem. Evet Çin Komünist Partisi önderliğiyle temsil edilen bu dönemler birbirinin devamı dediğimiz gibi ve birbirinin üstünde yükselen dönemler. Ee, kabaca e, Mao dönemini bir inşa dönemi e, diye tanımlayabiliriz. Deng Xiaoping ve sonraki Jiang Zemin ve e, Hu Jintao dönemlerini de e, gelişme dönemi diye tanımlayabiliriz. E, Xi Jinping dönemini ise yükselme dönemi olarak e, sınıflandırabiliriz. Tabi e, sayılarla ifade edecek olursak anlaşılabilmesi için 78 sonrası biliyorsunuz büyük bir e, yükselme dönemi içerisinde iyi rakamlar yakalamıştı. Böyle tarihe geçen %9'lar periyotları vardı biliyorsunuz Çin'in ekonomik büyümesinde. Fakat işte şunu söyleyelim. 1952 ile 1976 yılları arasındaki verilere de bakarsanız orada da Çin'in %5'ler 6'lar seviyesinde büyüdüğünü görüyorsunuz. Yani o 2000'lerde 90'lardaki %9'ları yakalamak için işte 49% sonrası dönemde de bu yüzde beşleri yüzde altıları bulmuş olmak gerekiyordu. İkisinin birbirine bağlı olmasının en önemli göstergelerinden biri bu. Ve tüm bu süreç Çin halkına liderliğiyle Çin Komünist Partisi'nin ve tabii onun önderliğinin büyük başarısıdır. Öyle olduğunda aslında en iyi Amerika görüyor. Niye biliyor musunuz? Bir hatırlatma yapayım size. Mike Pompeo anımsarsınız Trump döneminde dışişleri bakanıydı. Öncesinde CIA başkanıydı. Önemli bir isim Mike Pompeo. Mike Pompeo 2020 yılında Çin Komünist Partisi'ni dışişleri bakanı olarak Çin Komünist Partisi'ni merkezi tehdit ilan etmişti. Bakın Çin'i değil Çin Komünist Partisi'ni merkezi, merkezi tehdit ilan etmişti. Ve hatırlayın Joe Biden yönetimi yeni seçildiğinde Atlantik Konseyi, 85 sayfalık bir daha uzun telgraf yayınlamıştı. Daha uzun telgraf şu. Tarihte bir uzun telgraf var. Sovyetler Birliği'ni çevrelemeyi e, doktrine eden bir e, telgraftır ismi Uzun Telgraf. Şimdi Çin için daha uzun telgrafı e, yayınladılar. 85 sayfalık ve bakın dört önemli saptama var o raporu size özetleyecek olursam. bir diyor ki rapor Xi Jinping Çin'i Marksizm-Leninizme döndürdü. 2 Çin Komünist Partisi Xi Jinping önderliğinde piyasa reformlarını durdurdu. 3. Özel sektör ÇKP kontrolü altında. 4. Çin artık statiko gücü değil, revizyonist yani düzen değiştirici güçtür deniliyor. Yani Amerika'nın Çin'den çok Çin Komünist Partisi'ni ve onun liderliğini hedef almasının anlamı işte gördüğünüz gibi aslında bu. ÇKP önderliğinin Çin'i 44 yılda büyük bir ekonomik güç haline getiriyor. O olmuş olması özetle. Dolayısıyla şunu söylemeliyiz dün özel bir gündü. Mao'nun doğum günüydü. Mao'nun 130. doğum günüydü. Ve büyük devrimci Mao ki her büyük devrimci biliyorsunuz kendi coğrafyasındaki özellikle halklara ilham olur. Türkiye'nin büyük devrimcisi Mustafa Kemal Atatürk için de bu böyledir. E, o da e, özellikle coğrafyasındaki kurtuluş savaşlarına e, ilham olmuş bir büyük devrimciydi. Mao da bir büyük devrimci olarak özellikle 1960'lardaki o yükselen devrimci dalgada dünya halklarına büyük ilham kaynağı olmuştu. Ve bugün ÇKP'nin ve Mao'nun hedef hala hedef alınıyor olması da Amerika tarafından işte o büyük devrimcinin Mao Zedong'un hayaletinin hala Atlanti'yi ürkütüyor olmasından kaynaklanıyor. Evet bir başka yayında görüşmek dileğiyle.